Evet, muhterem Kurban Bayramı'ndayız. Kurban Bayramı özel çekiminde Üçkaraağaç Köyü gurbetçilerine söylemek istediğin bayram mesajın var mı? Üçkaraağaç Köyü'ne, köyünün cümleten Kurban Bayramı'nı mübarek olsun. Yurt dışından gelen görmediğim ve arkadaşlarımız var, büyüklerimiz var, küçüklerimiz var. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hoş geldi hepsi de. Yurt dışındaki olan arkadaşlarıma çokça selam söylüyorum. Kurban Bayramları mübarek olsun. Onlara da selam olsun yani. Mülüs'teki, Belfort'taki, diğer ismini bilmediğim şehirlerdeki arkadaşlara da bütünce selam söylüyorum. Belgrad'dakilerden söyle. Belgrad'da dedim ya, Belgrad'dakilere bir yer daha vardı, oranın ismini bilmiyorum yani, şimdi biliyorum desem yanlış olur. Ortalık Belgrad'da zaten Neyse bilmiyorum. yani, Fransa ve Almanya'daki olan köylerimizin yani her nere olursa olsun Ramazan bayramları mübarek olsun. Büyüklerin ellerinden öpüyorum, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Diyeceğim abicim. Bu arada camiyi de bir dile getirelim mi? Cami işte bu arada keşke camiyi de bir çekseydiniz ya, cami Onu drone'la görünmüyor. çekeceğiz He, muhtemelen. Güzel camiyi bir çekim çekseydin iyi olurdu. alacağız. Camimizin önceden kurşunudu caminin üstü. Caminin üstü akıntı yapıyordu, sıkıntı yapıyordu. Saçlar, kurşunlar kalkmıştı. Kubbelerin kurşunları bazı yerlerde kalktı. Bunlar bize tabi dediler ki arkadaşlar bu iş, bu cami yapılacak. Bazı arkadaşlar geldi. Bu camiye niye bakmıyorsun? Bu cami bir gitgiden böyle kurşunlar kalktı, dökülüyor, bilmem ne yapıyor. Ha, dövülmesi gerekiyordu. Biz de işte artık bunları köy hiyet olarak karar aldık. Ankara'dan internetten bir usta bulduk. İnternet aracıyla. Ha diyeceğim yani arkadaşına konuştuk, tanıştık, anlaştık hiyetinden beraber yani ağza mıhtar olarak. Bu işi ne yapar ne yapak. Bu işi adama söyledik. Abicim ben kurşunu dövmem dedi. Kurşunu söküp yeniden alüminyum yapıyor. Hakikaten de fabrikayı da aradık da. Yani alınan yeri aradık. Bu kurşun Çorum'dan geldi önceden. Hatta iki sefer oradan yapıldı geldi. Orayı aradım. Oranın fabrikanın şey müdürü dedi ki muhtarım dedi biz dedi kurşunu almıyor gayrim dedi. Kurşunu işleme de yapmıyor dedi. Niye diyeceğim dedi kurşun artık o iş bitti dedi. Şimdi cami yapan ustalarımız dedi, müteahhitler şeyle yapıyor, Elimiz. alüminyumdan yapıyor. Alüminyumdan yapılıyor diye şey yaptı. Konya'yı aradım, Konya'daki fabrikanın müdürü müydü, sekreteri miydi artık orasını, ondan da konuştuk. O da aynı lafı söyledi. Ankara'yı aradık, orada. Neticede bu işi Ankara'dan bağladık. Kurşunu söktük, komple kurşunu söktük. Bunu sattık. Oranın kurşunun maliyetiyle hiç kimseye salgada salmadan, kimseden yani para istemeden o kurşunun maliyetinden camimizin komple üstünden kubbeden al, bazı gereken yerlere beton döktük. Komple oluk döndük. Kubbelerin kenarlarına oluk döndük. Yani üstten aşağı boyasından, cilasından üstten aşağı tertemiz yolumanı yaptık. Yapan ustamız da 50 yıl garanti verdi. Şimdi diyeceğim adam yani bir insan 50 yıl garanti verdi de sözleşme yaptık. Ama bu yapan adam icabında o zaman hatta Allah'tan bir şey olmaz da tabi yaşarsa sözünde ama yaşamazsa elimizden gelen ne olur? Evet. Yani bu şekilde yaptık. Merdivanımız vardı. Önceki merdivanlarımızı belki köylerimiz bilir, yurt dışındaki arkadaşlar ha merdivan ne gereği var diyebilir ama merdivanın kışın sıkıntıydı. Uzaya hayır vermedim. Benim hayrı sen ettin sen ha. O o merdivanları ben o yaptım. hayır geçti gayrı neyse bu zaman çıktıysa yeter o hayır yeter gayrı da. Şimdi oranın kışın sıkıntı veriyordu. Kuzey tarafa düşüyordu. Caminin bu önünü açtık. O günden açtık. Merdivanları yaptık. Çok güzel bir merdivan oldu. Ablam da çekti yani sen de gördün. Önceki merdivanı da biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Neticede buraları yaptık çattık. Ha, ufak tefek eksiklerimiz kaldı. Allah izin ederse caminin havlusunun içini parkesini yapacağız. Yengitten sorgundan getireceğiz. Parkesini yapacağız. Yani bu işleri yapacağız. Bir de şeyimiz var. Düğün salonu şeyimiz var. Yapma şansımız var. Tabi oranın da düğün salonu yerini daha Orman Dairesi'nden alamadık. Orman Dairesi'nden alamadık. Oranın aldığımızdan itibaren
düğün tapısının evrakları dolandırıyor. Neticede oranı da tapıyı aldığımızdan itibaren biz oraya bir düğün salonu yapmayı düşünüyor. Spor salonu yani okula için ya tabii düğün salonu da işsiz de gider yani. Spor salonu, düğün salonu köyümüze şart olan bir şey. Üçüncü sıradaki mezarın oradan deyince orada bir kanal körpü var. Mezarın ilerisinde körpü var. Oradan itibaren Ahtana gelen komşular giden veya Yastırat'ın giden komşular görmüştür. Ahtana güzel lambalar yapmışlar. Belediye başkanımız Ahtana belediye başkanı yaptı. Aynı lambadan ben üç karaşın içine oradan mezardan veya felelik kefinden itibaren köyümüzün girişi o üç karaş köyüne çok güzel olur. Oradan itibaren bu şekil lambalar sarı yanıyor biliyor musun? Yani evet. Şeyler bu şekil belki Ahtana'da gece geçtiysen görmüştürsün. Bazı biliyorum, şeyler de var çok yani. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Oradan felellikten itibaren yapıp ta caminin oraya getirip yaparsak yani şuradan dışarıdan bir adam geldiğinde, yabancı adam geldiğinde hakikaten burası ilçe mi? Bir şehir yoksa, havası bir ortam böyle. Burası bir ilçe mi? Yoksa burası bir köy mü? İlçe mi dedirmek ama üzere bunu düşünüyor. Yani bir şey itiraf etmeliyim. Ha. Üç Karaağaç köyünün gurbetçileri çok tutkun. Tutkun. Allah razı olsun tutkun. Yani bu tutkunlukta ben, Üç Karaağaç köyü gerçekten güzelleşiyor yani. Şimdi sıralamasını 3-4 neyse de ha diyecek ki vatandaş yani onu bunu yapayım da boş iş mi diyecekler. Bunlar boş iş değil ama bizim yolumuz sıkıntı ama yolumuz sıkıntı. Biz geçen sene bunu valiye de gündemde getirdik. Valiye ben Yozgat valisi Doğuz köyüne geldi. Ben bunu dedim. Benim 470 hane dedim. Sen de Münüs şehrinde var. Var. Değil mi bu? Var, var. Başkanlık yaptı orada. Yani var. Artık o Fransa'nın bazı şehirlerinde olanlar 100 hane olan var, 150 hane olan var. Belfort'ta 150 hane vardır, 100 hane vardır. Toplam 400 hane var herhalde. Var var. Belgar'da. Oralarda var. Neticede yani ben bunu gündeme valiye getirdim. Vali bana ne dese biliyor musun? Ne dedi? Dedim ki sayın valim bizim burada dedim bak şu an dedim ilk, geçen sene bu seneden daha çok kalabalıktı. Geçen sene gördün. Evet. Geçen sene biz orada dedim ki valim bizim yolumuz ideal. Biz dertliyik dedim bak. Evet. Ben Üçkaraş köyü olarak muhtar olarak ben dertliyim. Benim şurayı açsam dedim ben gerçekten dertliyim dedim yani. Ha evet. Niye? Niye dedim muhtar dedi. Valim dedim bizim yolumuz dar. Yolumuz köyümüzün yani şu an köyümüzde oturan 200 hane ama yurt dışında bunun üstüne koysan 700-800 hane oluyor yani. Buraya mısınız? Şöyle diyelim. Şimdi he. Bana vali desene, madem senin yurt dışında böyle o kadar adam varsa, bak şimdi lafın yani bazılarını konuşup da bazen geçiyor. Benim dedim 470 hane falan var deyince, bunun dedim yarısı geldiğinde dedim, geliyor, buraya geliyor. Adamlar gelmeden telefon açıyor. Muhtar koyun yolu yapıldı mı, yapılmadı mı? Adamlar, orada yurt dışındaki vatandaş. Ben de şimdi nasıl yapılmayan yola yapıldı diyeyim. Yapılmadı deyince adam tutuyor İstanbul'a tatile geliyor. Bodrum'a gidiyor, İzmir'e gidiyor, Bursa'ya gidiyor, Mersin'e gidiyor, Adana'ya gidiyor. Evet. Veya Güneydoğu'yu dolanıyor, bırakıyor gidiyor. Kopuyorlar yavaş. Bu vatandaş yavaş. Benim köyüme gelse, benim köyümün maddi manevi olarak köyümün içine faydası olur. Evet. Benim Ahta Madeni ilçeme faydası olur. Ahta Madeni'nin esnaflarına çok çok faydası olur. Alışveriş yaptığından. Kesinlikle. Maddi. Yüz faydası olur. Benim Yozgat'ıma faydası olur. Onu da bırak Sivas'a faydası olur. Yozgat bize tamam bir Yozgatlıyım ama Sivas biraz daha oradan yakın olduğu için vatandaşımız evet. Sivas'a akın ediyor. Oraya gidiyor. Oraya her neticede yani. Buralar. Yani. Vatandaş geliyor İstanbul'da yatırımını oraya yapıyor. Şuraya buraya yapıyor. Buradan biz bir şeyler faydalanamıyor. Ama neden? Yolumuzun olmadığından. Yani yolumuzun olmadığından kaynaklanan bir şey. Evet. Ha biz bunu valiye gündeme getirdik. Vali de sağ olsun bize demesin ki muhtarım o zaman senin koyun bu kadar kalabalıysa sen 100 bin lira yardım et biz geriye tamamlayak yol yapak. 100 bin lira deyince ben belledim ki sanki o zaman da bir kanal yapıyorduk. O zamanın parasında da 300 bin lira kanala masraf ettik. Evet. Şimdi 100 bin lira deyince